Sıkabildiğim sıkacağım, vurabildiğim vuracağım. En son iki mermiyle kendimizi ayıracağım. Nasıl söyleyeceğiz? Ölmek yok, dönmek var. Bizim üzerimize doğru verdiler mermiyi. Unutulmamıza mı yanalım, üzerimiz ateş edildi, ona mı yanalım? Ama sevindiğimiz bir şey vardı, Allah'tan vurulmadı. Muş'ta görevliyiz. Diyorlar ki yeşil geldi, yeşil gitti. Belli bir dönemdeki yeşilin ismi çok ön plana çıkmaya başlamıştı. Aynı zamanda o da oraya gelmişti. Orada kısa bir görüşmemiz, ayaküstü bir görüşmemiz, hafif de biraz sürtüşmemiz oldu, öyle diyeyim. Sevgili seyirciler, Ekran Haber'e hoş geldiniz. İki Mermi Bir Hayat kitabının yazarı, Türkiye'nin birçok noktasında, bölgesinde görev yapan bir değerli konuğum var. Emekli Yarbay Şefik Ünal bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutlu ettiniz bizi. Ben de sizlerle olmakta mutluyum şu anda. Programımız boyunca size izin verirseniz komutanım diye hitap etmek İçinde istiyorum. İçinde nasıl geliyorsa hiç fark etmez. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi aslında tanıyorlar. Meraklarınız var. YouTube'da birçok videonuz var farklı kanallarda. İzleyenler vardır ama izlemeyenler için bir Şefik Ünal'ı tanıyalım ve şunu da sormak istiyorum. Tekrar çocukluğunuza gitseniz yine aynı mesleği seçer miydiniz? Evet, elbette seçerdim. Önce oradan başlayayım. Sondan başlayalım. Önce oradan başlayayım. Sık sık da söylerim. Hani 1000 defa bu dünyaya gelsem 1000 defada da özellikle jandarma olarak söylüyorum bunu. Jandarma olmayı tercih ederdim. Kısaca Şefik Ünal kim? Evet. 1971 yılında Nevşehir'de doğdum. Ankara'da büyüdüm. 85 yılında Ankara Jandarma Asubay Hazırlama Okulu'na girdim. 89 yılında Asubay Çavuş rütbesiyle mezun oldum. İlk görev yerim İzmit, daha sonra Muş Atimine atandım. Derken Türkiye'nin 12 farklı vilayetinde değişik görevlerde bulundum. En son Foça Jandarma Komando Okulu okulunda öğretim başkanlığı emrinde iken emekli oldum. Emekli olduktan sonra işte bu görmüş olduğunuz kitabı yazmaya başladım. Evet, kitabı konuşacağız. Şöyle evet. Hemen başta gösterelim. İki Mermi Bir Hayat kitabı. Şöyle bir ön bilgi vereyim. Bu aslında benim hikayem değil. Benim üzerinden, benimle birlikte o dönemi yaşayan binlerce, belki milyonlarca subay, asubay, polis memuru, güvenlik korucusu, sivil vatandaş, asker çocuğu. Yani bütün insanların ortak hikayesini anlatıyor. Bir dönem kitabı gibi, istisnai de bir kitap. 90'lı yıllar Türkiye'nin en karanlık olduğu dönemler, değil mi komutanım? Hem karanlık hem zor, evet. Zor, işte o zorluğu size soracağım. Evet. Nasıldı 90'lı yıllarda asker olmak? Oldukça zordu bir kere, yani tek kelimeyle. Şimdiye göre de bir kıyaslama rica edeceğim. Tabii, yani şimdi her olayı bir kere kendi dönemi içerisinde değerlendirmek lazım. O dönemin ekonomik koşulları, siyasi koşulları, ulaşım, iletişim, teknolojik imkanları vesaire. Şimdi 2023 yılından tutup 1990'lı yılları eleştirmek, özellikle eleştirenler için söylüyorum, doğru değil. Efendim, yol kesme, köy minibüsleri yolda durdurup vatandaşları indirip kadın çoluk çocuk demeden katlettiler orada. Okul baskınları, öğrencilerin göz önünde öğretmenlerimizi katlettiler. Göreve giden askerleri, polisleri, memurları öldürdü. Onları saymıyorum bile yani. Değil mi? Durduruyorlar. Nasıl oluyordu komutanım? Yani şimdi bir personel çıktı yola gidiyor görev yerine. Doğudaki bir ile gidiyor. Müferit olarak tek başına. Evet, müferit olarak tek başına gidiyor. Onlar nasıl seçiyorlardı? Nasıl yol kesiyorlardı? Ya şöyle, o zamanki sistemde birçok yere uçak yok zaten. Ya karayoluyla ya demiryoluyla gideceksiniz. Atıyorum Bingöl ile Elazığ arasında dağlık bir kesimde yolu kesiyor. Trafik kontrolü yapar gibi işte yola bazı maniyalar da koyuyor, engeller de koyuyor araç yol kontrolünden kaçamasın diye. Aynı şekilde tertiplemesini ona göre yapıyor. İşte bir kısmı arama unsuru olarak, bir kısmı emniyet, bir kısmı uzak emniyet, bir kısmı ikazcı olarak bildiğimiz yol kontrolü şeklinde tertipleme yapıyor. Ondan sonra sivil araçları, gelen araçların hepsini durduruyor. Kimi kontrolü yapıyor? Şimdi sen atıyorum Nevşehirli Şefik Ünal. Kürtçe bilmiyorum. Kimliğimi gösteriyorum. Hadi askeri kimliğimi göstermedim. Gel bakalım diyor. Sorgusuz sualsiz. Yanında eşin, çoluğun, çocuğun varsa onlar da gel bakalım. Ya da otobüsü durduruyor. Otobüse tek tek kimlik kontrolü yapıyor. Bunu en yakın, hadi gençler hatırlamayabilir de, açılım sürecinde bazı şehirlerimizde yaşadık değil mi? Şehir merkezlerinde, şehirlerin göbeklerinde kontrol noktaları kurdular. Evet. Tabii oradakiyle oradaki birbirine direkt alakalı olmasa da benzer. Benzer.
Bu şekilde seçiyorlar. Yani seçiyorlar derken bu şekilde hedeflerini belirliyorlar. Tabii. Seçiyorlar, indiriyorlar, bakıyorlar sen asker misin, değil misin? Belki seni alıyorlar, götürüyorlar. Ya işte belki kısmı, öldürüyorlar. Bir kısmı orada yol kesme noktasında infaz ediyorlar. Bir kısmını kaçırılan askerlerimiz oldu, polislerimiz oldu. Tabii tabii. Konvoy sistemi de yoktu. Şimdi atıyorum siz Muş'a gideceksiniz. Karayolu'na gitmek istiyorsunuz. Elazığ'da şu anda toplanma noktası var. Elazığ'daki toplanma noktasına gidip katılırsınız. Oradan emniyetli bir şekilde konvoyla yol emniyeti alınmış bir vaziyette Muş'taki birliğinize intikal edersiniz. Şu anda sistem böyle. Ama o zaman öyle değildi. Ben kitabımda da yer verdim. Muş'a tayin oldum. Kara kara düşünüyorum. 15 günlük mail iznim böyle geçti. Uçakla mı gideyim? Şey uçak yok. Trenle mi gideyim? Karayoluyla mı gideyim? Trenle gideyim diyorum. Bunların hepsi tarihi belgelerdir. Yaşanmış olaylardır. İşte 15 gün önce trene saldırı yapılmış. İşte vagonlar devrilmiş. 3 kişi hayatını kaybetmiş. Öyle bir risk var. Otobüsle gideyim diyorum. İşte 2 ay önce Bitlis'te yol kontrolü, yol kesilmiş. 11 tane vatandaşımız katledilmiş. Yollar güvenli değil yani. Ve tabii ki devlet diyor ki kardeşim nasıl gidersen git diyor. Yani münferit olarak yani kişiler bir başlarına çözüm üretmek ve risk almak zorundalardı. Akşamları mesela yollar kapanırdı trafiğe. Birkaç bazı ana yolun haricinde atıyorum nedir işte Elazığ, Bingöl, Muş oradan Van'a devam etmekte olan yol. Bu yol bazı günlerde bunlar dahi kapatılırdı. Ama onun haricindeki bütün yollar güvenlik kuvvetleri tarafından trafiğe kapatılırdı ve trafik olmazdı yollarda. Diyarbakır'dan kalkayım gecenin birinde Lice'ye gideyim, köyüme gideyim. Mümkün değil. Çıkamazdınız. Gazeteci olarak komutanım o bölgelerde ben de görev yaptım. Özellikle terör operasyonları, hendek operasyonları zamanında yaptım. O yıllarda bile yani Şırnak'tan Diyarbakır'a gitmek bizim için akşam saatini beklememek demek. Kesinlikle. Yani gündüz vakti, gündüz gözüyle gidelim. Böyle bir yol kapama durumu olmasa da zaten o bölgeye gidenler, o bölgeyi bilenler o saatlerde herhangi bir böyle terör olayına karşı önlemini alıyorlardı. Biz de mesela gazeteci olarak ona dikkat ediyorduk. Yani bugüne kadar o dönemlerde özellikle gazetecilere karşı bir saldırı direkt olarak olmasa da yine de o riski alamıyorsunuz dediğiniz 90'lı yıllarda bunun kat be kat fazlasıydı. Kesinlikle zaten gidemezsiniz de. Gitmek istiyorum deseniz yani dahi gidemezsiniz. Çünkü öyle yollar ki yani o Şırnak'ta Diyarbakır arasında ben giden biri olarak söylüyorum. Hı-hı. Yani hani kestikleri zaman yapabileceğin hiçbir şey yok. Kesinlikle. Ya dediğim gibi orada o noktada infaz edilirsiniz ya da onların elinde bir rehin olarak onların eline geçmiş olursunuz. Şimdi komutanım, iki mermi bir hayat. İsmi nereden geliyor? Okuyucu ne bekliyor? Bilenler, sizi izleyenler mutlaka almıştır ama almayanlar için de böyle bir hatırlatalım. Şöyle, içinde ne var? 90'lı yılların, 92-95 yılı özellikle terör olaylarının en yüksek, en yoğun yaşandığı, en acı yıllarımızın bir fotoğrafı var içerisinde. Benim gözümden o dönem birlikte yaşadığımız bütün insanların hikayesi var bunun içerisinde. İki mermi bir hayat nereden geliyor? Az önce otobüs yolculuklarından falan bahsetmiştim ya hani. Ben Muş'a giderken ilk gidişimi trenle yapmıştım. Silah teçhizat daha yok. Dedim ya nasıl gideceğim diye günlerce düşündüm diye. Beylik tabancası denilen yani zati tabancamız yok. Silahsızız. Muş'a gidişimin birinci ayı falandı. Yine kitapta hikayesi yazıyor. Beden üzerinde ray, ray üzerinde vagon. Trene saldırı olayı gerçekleşiyor. İstersen onu da anlatayım nasıl saldırdıklarını. Murat Dere'nin kenarına paralel böyle kıvrıla kıvrıla tren yolu gider. Bilenler biliyordur, bilmeyenler de ellerindeki telefondan görebilirler. Tren nehrin bir bu tarafına geçer, köprüyle öbür tarafına geçer, tünele çıkar, tünele girer, tünelden çıkar, köprüye girer. Böyle kıvrım kıvrım, derin bir vadinin içerisinden giden bir tren yolu düşünün. Tünelin bittiği, köprünün başladığı bir noktada yaklaşık 50-60 metre boyunca tren raylarının traverslerinin vidalarını sökmüş teröristler. Ray duruyor ama vidaları sökülmüş, gevşetilmiş yani yerinden çıkartılmış. İşte pusu kuruyorlar, işte roket vesaire uygun yerler, tepelere yakın mesafede. Lokomotif arkasındaki 3-4 tane daha vagon şeyden çıktıktan sonra, tünelden çıktıktan sonra patlayıcı da yerleştirmişler. Patlayıcı patlıyor. Raylar zaten gevşek. Üzerine roket atıyorlar. Üzerine elindeki uzun namlulu silahlarla ateş ediyorlar. Hedef gözetmeksizin. İçinde çocuk var, kadın var, sivil var, asker var. Ve tren haliyle raydan çıkıyor ve sol altında bulunan
nehre doğru yuvarlanıyor. Biz böyle bir olaya müdahale ettik. Yani zor bir olay, detayına girmeyeyim de. Yani trenlere de böyle saldırı oluyor. Otobüslere olan saldırıları söyledim. Zar zor Muş'tan bir ev tuttum. Evim, eşim, eşyalarım Ankara'da. Muş'a getireceğim. 2-3 ay sonra işte göreve başladıktan. Ankara'ya geldim. Zar zor bir kamyon buldum. Gitmiyor kamyoncular. Değil mi? En son işte Van'dan gelen, yanlış hatırlamıyorsam, bir kamyoncuyla anlaştık. Sağ olsun eşyayı yükledik, onu gönderdik. Eşimle birlikte otobüse bindik. Akşam üzeri saat 5 civarındaydı otobüsler. Hala da öyledir tahminime göre. Genelde o bölgeye giden otobüsler Ankara'dan. Otobüsün arkalarından, sol tarafından bir yerden bilet aldık. Bu sefer tabancam var. Birlik, görev yaptığım birlikten zimmetli olarak tabanca verilmişti. Tabancam var, başka da bir şeyim yok. Tek bir tabancam var. Özellikle Diyarbakır'a geçtik, Bingöl'e yaklaştık. Hava karardı. Az önce söylediğim manzarayı bekliyorum. Yani teröristler yolu keserse ne yapabiliriz? Girecekler. Ön kapıdan birkaç kişi, arka kapıdan birkaç kişi. Kürtçe, Türkçe diyecekler ki kimlik kontrolü, kimliklerinizi çıkarın. Biz zaten bağırıyoruz yani askeriz diye. Ne diyeyim? Kılık, kıyafet, saç, sakal. Evet. Kurtuluş var mı? Yok. Ne olur? Ya burada infaz ederler ya götürürler ikimizi birden. Kabul edilebilecek bir şey mi? Asla. Şimdi eşim cam kenarı, ben koridor tarafında oturuyorum. İki koltuğun arasına tabancamı tam dolduruş yaptım. Namus aşağı gelecek şekilde sıkıştırdım. Kafamdaki plan bu. Böyle bir şey olursa bana doğru yaklaştıklarında tabancayı çıkaracağım. Kaç tanesini? Bir, iki, üç, kaç tanesini vurabilirsem. Sıkabildiğim sıkacağım, vurabildiğim vuracağım. En son iki mermiyi de kendimize ayıracağım. Nasıl söyleyeceğiz? İsim oradan geliyor. O endişe içerisinde o yolculuğu tamamladık. Allah'tan o gün bir vukuat meydana gelmedi ama... İki mermiyi siz kendinize ve eşinize sakladınız. Evet. Ya bu psikolojilerden bahsediyoruz. Evet. Kabul edilebilecek bir şey mi? Yani ya da... Değil. Sözle birisine söylersen ha falan diyebilir ama... Başka çaren yok ki. Çünkü nasıl nereye gideceğini, ne yapılacağını bilmiyorum. Nasıl hele hele canlı gele geçmek daha vahim. Daha vahim. Bir, onların elinde koz olmuş olacaksın zaten. İki, ne çekeceğin belli. Üç, yanında eşin var. Tek olsan gene bir nebze. Farklı şeyler yani, düşünüyorum. Yani haliyle tek çözüm oydu. İsim de oradan geliyor. Şimdi 90'lı yıllara gitmişken aslında size bu çok soruldu ama Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ı ben de size sormak istiyorum. Nasıl bir anınız var ve o dönemki şartlarda görevi neydi biliyor musunuz? Şöyle izah edeyim. Bilmiyorum. Evet, Muş'ta görevliyiz. Diyorlar ki Yeşil geldi, Yeşil gitti, Yeşil şu bilgiyi temin etmiş. Konuşuluyor mu kendi aranızda? Tabii tabii konuşuluyor. Mesela operasyona yönelik olarak atıyorum bir planlama yapılıyor. İşte Yeşil şöyle bir bilgi almış. Ya da birliklerin içerisine gidildiği zaman o dönem, belli bir dönem özellikle Yeşil'in ismi çok ön plana çıkmaya başlamıştı. Filan olay da anılıyor. Başka bir olayda onun ismi anılıyor falan. Hep böyle duyuyoruz Yeşil'i. Biz de tabii komutanlarımıza soruyoruz. Kim? Yani bu adam asker mi, polis mi, MİT personeli mi, kamu personeli mi, haber elemanı mı, tetikçi mi, başka bir şey mi? Ama şunu biliyoruz, Diyarbakır'dan Muş'a helikopterle geliyor. Efendim, Muş'a geldiği zaman Muş'un en yetkili kişileriyle görüşüyor. Valisidir, güvenlik komutanıdır, jandarma komutanıdır, emniyet müdürüdür. Muhatap olduğu kişiler bunlar. Ama kim olduğu konusunu bizim sorduğumuz komutanlarımız da bilmiyorlardı. Tahminimi söyleyeyim. Muhtemelen atı dedim ya, Muş valisiyle görüşürdü geldiği zaman. Muş valisi de bilmiyordu bu adamın kim olduğunu. Şimdi çok da büyük bir gizem de katmak istemiyorum ama elbette ki o zaman Diyarbakır'daydı. Asayiş Kolordu komutanlığı ve olağanüstü hal bölge valiliği. Muhtemelen onların emriyle, onların bilgisi dahilinde, onların... Yani devletin bir kanadıyla. Evet. Ama işte oralardan şimdi helikopteri, her adama emrine helikopteri verip al seni buradan aldım oraya götürdüm denilmez tabii. Devletin tabii belli kanallarının, belli birimlerinin bilgisi ve görevlendirme dahilinde gelip gidiyordu. Yeşil'i yani tanışıklığımız çok fazla bir, yani bu bilgiler hep duyuyorduk ama tanışıklığımız olmamıştı. Bir gün Muş'un askerin üzerindeki bir bölgede uçaklar teröristlerin kamp alanını bombalamıştı. Bombalamanın neticesini tespit etmek üzere bizi oraya görevlendirdiler. Aynı zamanda o da oraya gelmişti. O da başka bir helikopterle
istihbarat personeliyle birlikte o bölgeye gelmişti. Orada kısa bir görüşmemiz, ayaküstü bir görüşmemiz, hafif de biraz sürtüşmemiz oldu, öyle diyeyim. Onu da açıklayayım, yani sürtüşme derken. Burada teröristi savunduğum, teröristin falan filan anlamı da çıkmasın. Cesettir artık. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, bizim ahlaken de, dinen de ölüyle, cesetle, cenazeyle artık işimiz yok. İşimiz olmaz, intikam hissimiz, bilmem neyimiz olmaz. O yıllarda yine çok meşhurdu. Yok kulağını keserler, yok parmağını keserler bilmem ne falan diye. Siz hep engel oluyordunuz. Tabii. Yani doğru bir şey değil. Az önce dedim nasıl bir psikoloji diye. Mesela filan yerde çatışma meydana gelmiş. 10 tane terörist ele olarak ele geçirilmiş, getirilmiş birliği içerisine. O dönem öyleydi. İşte silahlar konulur, teçhizatlar konulur, cesetler oraya dizilir, fotoğrafı çekilir, videosu çekilir. O işlemler esnasında işte o birlikte görevli operasyona çıkmamış, karargahta bilmem nerede görevli askerler gelir, küfürler eder, bilmem ne yapar. Birileri der ki işte tekmelemeye kalkar, biri bilmem ne yapmaya kalkar falan. O dönemki psikoloji öyleydi. İşte o günde cesetlere böyle bir kötü muamelede bulunmuştu. Biz dedik yapma. Yeşil bulunmuş. Yeşil bulunmuştu. Yapma dedik. Yani günahtır. Tamam, bizim orada derdimiz ne? Üzerinde hangi silah var, teçhizat var, döküman var mı, bilmem ne var mı falan filan. Onların tespitini yapmak. Daha ölüyle bizim işimiz yok. Böyle ayaküstü bir hafif bir sürtüşmemiz oldu. Ben bunu başka kanal, birkaç kanalda da ifade ettim. Ay sen Yeşil'e nasıl öyle dersin? Ben Yeşil'e bir şey demedim. Savunmuyorum da, yermiyorum da. Yani tabii... Muamelisine bir şey dediniz. Tabii kim olursa olsun, onu babamın oğlu yapmış olsa aynı hareketi, aynı tepkiyi verirdik. Fark etmez karşıdaki kişinin kim olduğunun bir önemi yok. Olması gereken de o. Yani bugün artık o bilince geldik. Bugün bir hayvan ölüsüne dahi insanlar saygı gösteriyor yani. Bu bağlamda o insani bir şeydi. Öyle bir diyalog geçti aramızda. Peki sizce, yani cevap vermek zorunda değilsiniz ama böyle de bir sorular var ya, yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Sizce Yeşil yaşıyor mudur? Çünkü en son, bunu niye sordum? takip ettiniz mi bilmiyorum ama Hakan Fidan'la görselleri benzetildi falan. Türkiye insanı da seviyor. Evet. Hiç bilgim yok. Yani cevap verip vermekten ziyade hiç bilgim yok. Çünkü bak az önce söyledim, ben hep operasyonel birliklerde görev yaptım. Batı'da da asayiş görevlerim oldu. İstihbarat birimlerinde hiç görev yapmadım. Hı hı. Hani istihbarat birimlerinde görev yapmış olsaydım belki hani bir şekilde bilgi sahibi olmam. Analiz. Mümkün olabilirdi ama bilebileceğim benim ya da benim emsalim diğer arkadaşların bilebileceği şeyler değil bunlar. Herkesin de her şeyi bilmesi gerekmez zaten. Mutlaka. Tabii komutanım, kitabınızda çok önemli notlar var, başlıklar var ama şöyle ilgimi çeken bir konu başlığını size aktarmak istiyorum. Ölmek yok, dönmek var. Arazide unutulan iki jöhtimi. 5 Ekim 1993. Evet. İlginç değil mi? Nedir bu? Evet. Oldukça ilginç. İki tim arazide unutuldu. Yani başlık olarak... Aynen. Yine ölmek yok, dönmek var. Şöyle izah edeyim. İtirafçı bir terörist. Gruptan kaçmış, örgütten kaçmış, gelmiş. İstihbarat birimleri tarafından sorgusu yapılmış. Belli yerlerde yer gösterme yapacak. Biz ikitimiz, bizim yanımıza verdiler. Muş'un, Muş Güney Dağları'nın daha güneyinde bir vadi vardır. Orada köyler vardır. Ağıllı, Üçevler vesaire diye köyler vardır. O bölgede bize nokta gösterecek. Muş Güney'in dağlarının zirvesine araçlarla çıktık. Araçlar merkeze döndü. Biz yaya olarak zirvenin öbür tarafına ineceğiz. Yanımızdaki itirafçı terörist bize yer gösterecek. İşte canlıyla karşılaşırsak, yani grubun kendisiyle karşılaşırsak çatışmaya gireceğiz. Karşılaşamazsak işte sığınak, barınak vesaire, yaşam malzemesi ne varsa onları tespit edeceğiz. Planda da ertesi gün filan noktaya çıkacağız. O noktada helikopter gelip bizi alacak. Oraya indik, o bölgeye doğru indik. İndikçe vadinin tabanına doğru ormanlık alan başlıyor. Artı tesis çekmemeye başlıyor. Şimdi detaylar kitapta var. Çok da detaya boğmayayım ama. Evet, vardık. Doğru yerleri gösterdi. Bütün tedbirleri uygulaya, ormana giriş tekniklerini uygulayarak girdik. Tıpkı itirafçının söylediği gibi mevziler var ormanın hemen 5-10 metre başlangıcından geride. L mevziler kurmuşlar savunma maksatlı. Sonra aşağı doğru indikçe barınaklarını tespit ettik. Daha yanmakta olan ateşi yeni söndürmüşler. Çay demlik devrilmiş.
vesaire. Oradalar, biliyoruz. Zaten terörist de net bir hafta öncesine kadar orada faaliyet gösteriyormuş. Biz ilerliyoruz ama teröristler de geriye doğru kaçıyorlar. Ormanın içerisinde göremiyoruz. Çatırtı duyuyoruz, bilmem ne yapıyoruz. İşte el bombası atıyoruz. Şüphelendiğimiz noktalara uygulama yapıyoruz vesaire. Neticede tabana kadar indik ama vakit bayağı bir geçmişti. İlerlememiz mümkün değildi. Dedik ki en azından o geceyi tekrar yukarı doğru çıkalım ormanın dışına. Uygun bir noktada tertiplenelim. Geceyi orada geçirelim dedik. Ömrümde öyle soğuk görmedim. Yani Ekim ayı. Aman Allah'ım. Donduk bir yandan da. Biliyoruz orada etrafımızda cirit atıyorlar. Her an bize bir baskın yapabilirler. Çünkü biz çıktık belli bir noktada. Tabii yanıltma taktiklerini de uyguladık. Önce filan noktaya yerleştik. Daha sonra başka noktaya geçtik ama birebir takip ediliyoruz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Geceyi öyle tetikte, elimiz tetikte geçirdik. Ertesi gün tekrar girdik. Tekrar arama tarama. Bir yandan da merkezde irtibatımız yok. Gözümüz helikopterde. Göğe helikopter gelecek. Bizi öğleden sonra filan noktadan alacak. O noktaya daha hala ulaşamamışız. Böyle bir şey içerisindeyiz. Telaşe içerisindeyiz. Bir yandan etrafımızdaki emareler devam ediyor. Olay şu. Biz ilerliyoruz. Biz ilerledikçe onlar kaçıyor. Geri çekiliyorlar. Ama etrafımızdalar, biliyoruz. Bir mermi patlasa ya da bize bir saldırı kararı verseler ormanın içerisinde, biz körüz tamamen neredeyse. Onlar bizi net bir şekilde görüyor. Zayiat versek, helikopter yok, telsiz yok, nasıl çekeceğiz? Şehit versek, yaralı versek nasıl müdahale edeceğiz? Onların endişesiyle. O günü de akşam üzeri ettik. İrtibat yok, helikopter yok. Ormandan dışarı çıktık. Bu sefer dedik ki, dün gece şoka girdik. Yani ilk bizi gördüklerinde şok olmuşlardır muhtemelen. Biz de dün eylem yapmadılar. Ama bu gece bekliyoruz. Haliyle biz gidip filan noktada tertiplenip onların gelmesini beklemeyeceğiz. Ormanlık alanın dışına çıktık. Biraz orada. O yarım saat bir yerde mevzileniyorsun. Oradan yerini değiştiriyorsun diye diye sabah ettik. Uyku var mı hala? Yok. Ya. Yemek falan hiç duydun mu? Oturduk yemek yedik falan. İşte boşluklarda, aralarda. Bitti yok. böyle çantadan bir şey çıkarıp böyle atıştırıyorsun falan. İkinci gün bitti. Biz şimdi diyoruz ki ya helikopter niye gelmedi? Artık üçüncü gün. O geceyi geçirdik, üçüncüne geldik. Dedik ki yapacak bir şey yok. Biz buradan Muş'a kendimiz döneceğiz kendi imkanlarımızla. Vadinin içerisinde arama yapmadığımız az bir alan kalmış. O bölgeyi de geçelim. Orayı da arayalım. Üç evler köyüne ulaşalım. Üç evlerden zirveye çıkalım. Oradan Muş'a. Telsizle irtibat kurduktan sonra bir şekilde bir araba gönderirler herhalde bize diyoruz. Üçüncü gün ne de böyle başladık. Yine ormana gir. Arama, tarama, emareler falan filan. Üç evler köyüne yaklaştığımızda köyde orman içerisinde ağaç kesen köylüler vardı. Onlar motor seslerini duymaya başladık. Traktörleri gördük. Dedik ki tamam, bulduk. Muş'a nasıl döneceğimizi bulduk dedik hepimiz. Traktörlere döneceğiz yani. Çağırdık köylüler, dedik böyleyken böyle. Kaçak kesim yapıyorlar zaten. Üç evler köyüne gidin, bizi bekleyin orada. Bizi Muş'a bırakacaksınız. Tamam dediler. Biz üç evler köyüne yine yürüyerek devam ettik. Çünkü vadin içerisinde orman. Orada traktöre binmem mümkün değil. Hava kararmak üzereydi. Traktörcüler dedik hatta siz biraz daha yukarı çıkın. Muş'a doğru devam edin. Belli bir bölge var. O noktadan sonra biz traktörlere bineceğiz dedik. Romorkların arkasındaki odunların bir kısmını boşaltıp ortalarına da boşluk yarattık. Mevzi gibi yaptık yani romorkları. Belli bir noktaya vardılar, bekliyorlar. Biz de bindik. Orada buluştuk, bindik. Muş'a doğru yürüyoruz. Aklımızda Muş var şimdi. Lan helikopter yok. Muş'ta bir şey mi oldu? Diyarbakır'da bir şey mi oldu? İyi de yani en azından bizi merak edip ararlar, sorarlar. Yani tepemizden bir helikopter uçar. Skorsi gelmediyse UH-1 gelir falan diyoruz. Endişeliyiz. Demek ki herhalde bir yerde çok büyük bir olay oldu. Bizi unuttular diyoruz. Zirveye doğru yaklaştıkça havada kararmıştı. Hemen kararmıştı diyebilirim. Hımm diye bir ses. Hep biz hemen traktörlerden durdurduk. Aşağı atladık. Mevzilendik. Telsiz, muhabere. Herkes birbirine bir şey soruyor. Kendi içimizde. Anlam veremedik. Durduk. Sesin geldiği istikamete doğru biraz gittik. Arama yaptık falan. Yapacak bir şey yok. Devam. Traktörlere bindik. Bu sefer 2-3 tane. Aradan 10 dakika falan geçtikten sonra. Traktörler o yolları bilirsiniz. Böyle böyle çıkar ya S-virajlar. İşte biz traktörün biri yukarıda, biri aşağıda, biri daha aşağıda gibi öyle bir konvoy düzenindeyiz.
Bu sefer 2-3 tane bomba, bomba sesi. Ya anlam veremiyoruz. Gene dur, mevzi al, arama yap, dinle, telsizle irtibat kurmaya çalış merkezde. Yok, yok, yok. Ne oluyor diyoruz ya. Olacak gibi değil, zirveye az kalmıştı. Dedi ki traktörcülere siz zirveye çıkın, orada bizi bekleyin. Biz yaya çıkacağız artık. Bize her kim ateş ediyorsa gözüne kestirdi, vuracak. En azından traktörlere binmeyelim. Yine yaya giderken bir daha böyle 2-3 tane kuvvetli, bu sefer ama daha yakından geldi. Ne diyeyim, daha şiddetli hissettik. Artık Muş'a ulaşmayı falan da unuttuk. Şu bombardımandan bir kurtulsak diyoruz ama neydi yani terörist? Ne atar bize? Roket atar. Roket atışına benzemiyor. Top atışına benziyor lan topu. Niye atsınlar bize bizim? Bizde var top. Falan böyle. Derin bir anlamsızlık içerisinde zirveye vardık. Merkezde irtibat kurduk. Dedik geliyor dedi bizim tüm komutanım. Merkezdeki santralci tesisin başında bulunan personel. Gayet relax. Bir şey yok. Aa, tamam merkeze bildiriyorum, şeye bildiriyorum falan. Ona da bir daha bir sinirlendik. Aşağı indik alayın bahçesinde Asayiş Şube Müdürü bizi karşıladı. Ya komutan dedi, 3 gündür neredesiniz ya dedi. Niye hiç arayıp sormadın? Hani dün helikopter gelecekti, bizi alacaktınız. Aa dedi ya doğru diyorsun ya falan dedi. Böyle relax şaka şey yapıyorsunuz. Ya dedi Bolutukay geldi de ortalık karışık siz dedi. Siz o kadar yaşadığınız o günler, geceler bir anda böyle daha da sinirlenmişsiniz. Ya, aynen öyle oldu. Emir komutanlara geçti de ya siz atimizsiniz, siz bizi mi düşüneceğiz falan filan dedi. Bir de bize gaz vermeye çalıştı. Tamam falan işte sinire hakim olmuyor bizim rahmetli Aybuğan. Bunun üzerine... Ya bir de bu sesler geldi. Biz zirveye o neydi? Onlar dedi topçular teröristlere atış yapıyordu. Onların sesidir dedi. Ne teröristi ya dedi. Bize ateş ediyordunuz dedi. Olur mu canım size niye ateş edelim? Siz hani bizi orada olduğumuzu bilmiyordunuz. Unuttunuz ya bizi. Bizim orada olduğumuzu bilmiyorsunuz ama diyorsunuz ki şimdi de size niye ateş edelim diyorsunuz. Velhasıl kelam şuna geleceğim. Evet bizim topçular bize ateş etti. Ankara GES'ten tesis kestirmesi alınmış, koordinatlar verilmiş topçulara. Topçular da işte emir verilmesi üzerine bizim üzerimize doğru verdiler mermiyi. Siz unutulduğunuz için evet. Tabii orada bir hareket görülüyor. Evet. O da terörist sanılıyor. Aynen. Unutulmamıza mı yanalım, üzerimize ateş edildi ona mı yanalım ama sevindiğimiz bir şey vardı. Allah'tan vuramadılar yani. Evet o sevindirici ama baktığınız zaman sinir bozucu da bir şey yani. Yani böyle ya, tabii yani. Olabiliyor yani onca görev arasında belki de o yoğunluk arasında işte, olabiliyor ama tabii olmaması da gerekiyor. Bölüm başlığının ismi de oradan geliyor. Ölmek yok diyor. Biz döneceğiz. Bu Muş'a döneceğiz dedik. Bir şekilde döneceğiz dedik. Yani kendi arkadaşlarınız üzerinize bomba atmış yine ölmemişsiniz. Yani dönmüşsünüz dediğinizde yapmışsınız. Şimdi böyle sığ bir vaziyette anlatıyorum ama bulunduğumuz coğrafya çok zor bir coğrafya. Yani bir de. Şimdi anlatmak kolay. Kilometrelerce yol yürüdük. O 3 günlük boyunca Muş'un kendisi 1200 mi 1200 rakım ama o dağlar 3200 3500 rakımlı dağlar. Yani kilometrelerce yol yürüdük. Yani yemeğe, 3 gün boyunca hiç uyku yok. Yemeğe içmeye fırsat zaten yok. Her an ölüm elimiz tetikte. Yani. Anladım. Yaşanmışlıkları anlatmak, anlatabilmek çok zor. Yani zor. Ben depremde, yani 6 Şubat depreminde sabah oradaydım. İkinci depremi de yaşadım. Ve yaşadıklarım bana soruluyor. Evet. Anlatmaya çalışıyorum. Bir günü anlatmak bile zor. Yani siz oradaki bir gece yaşadığınızda isterseniz roman da yazarsınız oradaki kesinlikle. Şeyde. Yani şu an anlatmak kolay ama unutulmak da ilginçmiş. Çok da ilginç bir anıymış. Kitabın arasında yer alan ilginç anılardan biri. Yani okumak ne kadar, daha keyifli ama. Ne kadar hissedilebiliyor bilmiyorum ama mesela bazı okurlarım bana şunu diyor. Kitabı okurken bir yandan da Google Earth'ten diye haritaları açtım diyor. Karşımda ekran o diyor. O gerçekliği yaşamak için. Ben çünkü nokta nokta adım adım köy köy mevki mevki belirtmişim bazı yerleri. Yaşadığınız zorluğu hissedebilmek için o coğrafyaya baktım diyor, o vadilere baktım, o köylere baktım, ormanlara baktım diyor. Evet, hiç gitmediği için. Gitmediği için. Ama yani bunu düşünerek, bunu hissederek okumak bir okuyucu için beni çok mutlu etti yani. Mutlaka.